Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyon çeşitlerini işleyeceğiz arkadaşlar beraber. Hemen birebir fonksiyondan başlayalım arkadaşlar. Birebir fonksiyon şudur arkadaşlar. Önce bir tanım okuyalım. FA'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonu tanım kümesindeki birbirinden farklı. Her elemanın görüntüsü de farklı oluyorsa F fonksiyonuna birebir fonksiyon denir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şu elemanlar karşı taraftaki elemanlarla eşleşirken arkadaşlar herkes farklı yere gidecek. Buraya gidiyorsa artık buraya götüremem arkadaşlar. Farklı yere gitmesi gerekiyor. Birebir eşleşme arkadaşlar. Bunu mesela futbol maçındaki defanstaki oyuncular diyeyim ki ne yapmak istiyor? Karşı taraf futbolcuyu tutmak istiyor. Diyor ki orada antrenör bağırıyor. Diyor ki arkadaşlar birebir herkes adamını tutsun diyor. Yani bir kişi iki kişi tutmayacak arkadaşlar. Ya da iki kişi bir kişi tutmayacak. Herkesin bir tane arkadaşlar seçim hakkı vardır diye diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Demiş ki her x1, x2 eleman A için x1, x2'den farklıyken görüntüler farklı. Arkadaşlar x1 ile x2 birbirinden farklıyken görüntülerde arkadaşlar ne olacaktır? Farklı olacaktır. Farklı yere gidecektir arkadaşlar. Eğer diyor bu görüntüler eşitse de x1 ile x2 eşittir diyor arkadaşlar. x1 ile x2'nin farklı olma durumu olabilir mi görüntüler eşitken? Farklı olma durumunda arkadaşlar işte fx1 fx2 aynı yere gitmesinde birebir olmuş olmaz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bir fonksiyonun arkadaşlar birebir olması için tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısı eşit ya da küçük olması gerekiyor. Tanım kümesinin eleman sayısı neden biliyor musunuz? Bakın şimdi A kümesi B kümesi diyelim ki bunun eleman sayısı daha fazla oldu, bununki az oldu diyelim. Birebir eşleştirme mümkün mü arkadaşlar? Bunu ben buraya gönderdim. Buraya gönderdim. Mecbur bu da arkadaşlar buraya gitmek zorunda. Bu durumda birebir olmaz. En azından arkadaşlar A'daki eleman sayısı ile B'deki eleman sayısı eşit olması gerekiyor. Yani bu şekilde. Tamam mı? Ya da arkadaşlar B'dekinin eleman sayısı daha fazla olmalıdır. Buna dikkat edelim. Aşağıdaki fonksiyonun birebirlik durumlarını inceleyiniz gençler. Şimdi birinci fonksiyon birebir mi? Bakın 0 da 4 gitmiş, 1 de 4 gitmiş. Farklı iki eleman aynı yere gitmiş arkadaşlar. Bu birebir değildir. Eksi 1, 0, 1 A kümesi elemanı. B kümesi 1, 3, 5, 7 A'dan B. Bakın eksi 1 nereye gitmiş? 1'e. 0, 5'e gitmiş. 1 de 7'ye gitmiş. Her eleman arkadaşlar farklı yere gitmiş. Eksi 1, 1'e. 0, 5'e. 1, 7'ye. Dolayısıyla 1'e 1'dir arkadaşlar işlem. Bu F, R'den R'ye arkadaşlar 3x eksi 1 ifadesi 1'e 1 midir diyor. Almış olduğum her farklı reel sayının 3 katının 1 eksiği arkadaşlar farklı 2 reel sayı aldık ya arkadaşlar. Ben bunu 3'e çarparsak yine farklı mı olacak? Evet. 3 katının arkadaşlar 1 eksiği de bunların arkadaşlar farklı olacaktır çıkan elemanlar olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 1'e 1'dir. Bir şunu söyleyeyim gençler. Fx eşittir ax artı b. Gençler a 0'dan farklı bir sayı olarak bakalım. Tamam. Burada arkadaşlar doğru denklemidir. Doğru denklemi grafiklerde ya bu şekilde gelir değil mi? Ya bu şekilde gelecektir. Siz burada her doğru denkleme baktığınızda her reel sayı için mutlaka ne olmuş oluyor arkadaşlar? Farklı elemanlar gelmiş oluyor. Doğru denklemi olduğundan gençler bu birebirdir her zaman. Unutmayalım. Demiş ki fx eşittir mutlak x arkadaşlar birebir midir? Gençler bir kuvvete bir de mutlak değere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü farklı iki eleman aldığımda mutlak değerlerin sonucu ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 yazsak, artı 1 yazsak aynı çıktığı için arkadaşlar birebir değildir. R arttan da reel sayıları diyor arkadaşlar. Birebir midir? Şimdi normalde x'i alsaydı mesela x kare. X olsaydı bu eksi 1 ve artı 1 1'e gider değil mi? Fakat burada pozitif olarak almış olduğum her sayı 1, 2, 3 gibi sayıların kareleri de birbirinden farklı olacağını arkadaşlar. Bu da nedir? Birebirdir. R olsaydı olmayacaktı. R'den R'ye fx eşittir x küp. Tek kuvvet değil mi arkadaşlar? X küp. 1 verirsem 1, 2 verirsem 8, eksi verirsem eksi 1, eksi 2 verirsem 8. Her eleman için farklı olduğu arkadaşlar anlaşılıyor. Bu da birebirdir. Bunu şöyle düşünebiliriz. x1 ile x2 eşit değilken fx1, fx2 eşit olmamasını istiyoruz arkadaşlar. Bunun taraf tarafa kübünü alırsam sonuçta yine farklı durumlar çıkar. Yani şu fx1'dir. Bu da fx2 anlamına gelir. Eşit olmadığı arkadaşlar anlaşılır. Evet. Gelelim ikinci örneğe. Diyor ki A kümesi 1, 2, 3, 4. Yani A kümesinden Z eksiye doğru arkadaşlar diyormuşuz. Biraz büyüteyim arkadaşlar şöyle.
Yani A'daki elemanları Z eksiye yani negatif tam sayıya götürüyoruz. Şimdi A kümesine bakalım. A kümesi elemanları 1, 2, 3, 4. Z eksi kümesine bakalım arkadaşlar. Z eksi kümesine büyük arkadaşlar. Devam ediyor bu şekilde. Kocaman bir küme. Z eksi demek en büyük eleman eksi 1. Sonra arkadaşlar eksi 2. Sonra eksi 3. Eksi 4. Eksi 5 diye arkadaşlar devam ediyor. Peki. FA görüntü kümesi elemanlarının en büyük değeri kaçtır arkadaşlar? FA görüntü elemanların toplamının en büyük sayısı. Tamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben burada birebir fonksiyon tanımlayacağım ya. 1'i eksi 5'e götürebilirim. Eksi 10'a da götürebilirim ama toplamın en büyük olması için götüreceğim değerler, yani götüreceğim elemanlar en büyük negatif sayılar olması gerekiyor ki toplanınca en büyük çıksın. 1'i eksi 1'e götürdüm. 2'ye bundan sonra en büyük eksi 2'ye. 3'e eksi 3'e. 4'e eksi 4'e götürdüm. Tabi bunlar karmaşık da gidebilir ama sonuçta şunu ben görüntü kümesi olarak seçtiğimde arkadaşlar bu durumda eksi 1 artı eksi 2 artı eksi 3 artı eksi 4 eşler en büyük olmuş olur. 1, 3, 6, 10 yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 10 olacaktır. Şimdi demiş ki A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere SA'nın eleman sayısı 13 eksen B'nin eleman sayısı 2 artı 1 F A'dan B'ye birebir fonksiyon olduğuna göre N kaç farklı değer alabilir? Bunu önce şurada arkadaşlar anlatmıştım değil mi? Birebir olması için A'nın eleman sayısı B'den küçük ya da eşit olması gerekiyor. Yani A'nın eleman sayısı 13 eksi N 2N artı 1'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük ya da eşit olmak zorunda. Bu tarafı gönderdiğinde 3N bu tarafı gönderme arkadaşlar 13 eksi 1'den 2 olacaktır. N büyük eşittir 4 olmak zorunda. N kaç farklı değer alabiliyor? Hocam N büyük 4 sonsuza kadar gidiyor. Dikkat edin. Eleman sayıları arkadaşlar ne olmak zorunda? 10 çeksin eleman sayısıysa bu ifade ne olmak zorunda arkadaşlar? Boş kümeden farklı dediği için 0 eşit olamaz. Ne olması gerekiyor? 0'dan büyük olmak zorunda. Bu da 0'dan büyük olmak zorunda. Eksen'i karşılaştığımız zaman arkadaşlar N dediğim sayı 13'ten küçük. Bu da arkadaşlar N dediğim sayı eksi 1 bölü 2'den. Arkadaşlar 2N 1'den N dediğim şurası eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'den büyük. Şimdi elimizde 3 tane veri var değil mi? N dedim eksi 1 bölü 2'den büyük. Zaten bakın N 4'ten büyük olacak garanti. Yazalım. Ama 13'ten de küçük olacak. Bunu da yazdık. Zaten otomatik olarak eksi 1 bölü 2'den büyüktür arkadaşlar. N'in kaç farklı değeri vardır diyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teker teker saymaktan şöyle yapabilirsiniz. 4, 5, en son sayı 12'dir. Terim sayısı formülü. Son terim eksi ilk terim bölü. Artış miktarı birer birer gidiyor. Artı 1. Arkadaşlar buradan cevabımız ne gelecektir? 9 gelecektir. Şimdi F A'dan sonsuza olarak vermiş arkadaşlar. Fx x eksi 2 fonksiyonun birebir arkadaşlar bu olduğuna göre şu tam sayı derim bunu. Arkadaşlar burada sanırım sonunda reel sayı gibi bir şey vermesi gerekiyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonu birebir olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi Fx'e y diyelim gençler. Y de mutlak x eksi 2. Tamam mı? Bunun grafiğini çizmem lazım arkadaşlar. Farklı bir çözüm var ama bu daha kolay oluyor. Şimdi ben y eşittir x eksi 2 olarak grafiği çizmeye çalışayım. Grafik nasıl çizilir? Bunları daha sonra arkadaşlar size anlatacağım ama şöyle anlatayım yine. X'e 0 dersem y eksi 2, y'ye 0 dersem eksi 2 olur mu arkadaşlar? Burada eksi 2 ve 2'den geçen arkadaşlar şu şekilde bir doğru var. Ama bu doğru arkadaşlar bu şunun arkadaşlar grafiğidir. Mesela x eşittir 3 için y'si 1 yapar. X eşittir 1 için y'si eksi 1 yapar şeklinde bakabiliriz. Yani bunun dışında ben mutlak değer getirmişsem arkadaşlar kural olarak şu oluyor. X eksenin değdiği noktadan arkadaşlar alt parçasının simetrini yukarıya yapıştırırız arkadaşlar. Tamam mı? Neden biliyor musunuz? Mesela 1 için eksi 1 geliyor ya. Mutlak değer için 1 için 1 geliyor. Yani tam bunun zıttı geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mutlak değer fonksiyonun grafikleri çizerken normal atıyorum fx çizilir. Bu fx'tir. Mutlak fx şöyle çizilir arkadaşlar. X eksenin altında kalan ifadeleri yukarıya yapıştırdığımız arkadaşlar burası mutlak fx olur. Yani şu kalan kırmızı olan kısım mutlak fx olmuş olur arkadaşlar. Şimdi ben burada arkadaşlar bu nedir? Bu x'tir değil mi? Ben x'i mesela bir alsam
birden sonsuz demiş olsaydım, biz şuradan itibaren baktığımızda, yani şuradan itibaren baktığımızda iki eleman için aynı değer gelir. Ben onu şöyle düzgünce tam olarak arkadaşlar şöyle çizeyim şuraya hızlı bir şekilde. Arkadaşlar dakika bekleyin. Daha iyi anlatayım diye yapıyorum arkadaşlar bunu. Şu şekilde yapalım. Bunu da buraya. Bu da bu şekilde olacak. Yani şurada arkadaşlar 2 var. Mesela A'yı ben 1 aldığımı düşündüğümde birden sonraki değer için arkadaşlar 2 tane eşit değer gelir. Yani şöyle baktığımızda tüm 1,5 ile 2,5 arası arkadaşlar tam eşit değer gelecektir değil mi? O yüzden arkadaşlar burada benim kırma noktam önemli. Ben grafiğe yani A2 seçtiğimde şu tarafı almamak demektir arkadaşlar. Şöyle bir doğru. Sadece şu mavi doğruyu almış olurum. Mesela 2'den sonraki her değer için farklı değerler geleceği için arkadaşlar fonksiyon birebir olmuş olur. Yani A'nın alacağı en küçük arkadaşlar nedir? 2'dir. Birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Fonksiyon grafiğinin birebir olması için yan çizgi şeklinde 2 tane nokta kesmemesi gerekiyor. Buradan 2'den aldığım zaman arkadaşlar şunu görmezsem yani hep tek nokta kesmiş oluyor. Evet. Bilim örtem ve içine fonksiyon arkadaşlar. Örtem fonksiyonu şu. Önce tanımını okuyorum. Ve A'dan B'ye tanımlanan bir F fonksiyonu için F A eşittir B oluyorsa değerler kümesinde açık eleman kalmıyorsa F fonksiyonu örtem denir. Yani sen A'dan B'ye bir fonksiyon aldın arkadaşlar. Buradaki elemanları buraya götürürken bu tarafta açıkta hiç eleman kalmaması gerekiyor. Tamamen örtülmesi gerekiyor. Eğer bir tane açıkta eleman kalırsa arkadaşlar örtem fonksiyon olmamış olur. Ne diyor? F A eşittir B. F A neydi normalde arkadaşlar? F A dedim olay. Arkadaşlar A'daki elemanları götürdük. Burada bir elemanları götürünce şuradaki alt kümeydi değil mi? Yani görüntü kümesi anlamına geliyor. İşte bu görüntü kümesi büyür 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 B'nin kendisi eşit olursa yani A'daki tüm elemanların B'nin tamamını kapatıyorsa arkadaşlar bu fonksiyona örtem fonksiyon deniyor. Buna göre A'dan B'ye G eşittir fx fonksiyonunda B'de aldığım her elemanın G eşittir fx olacak şekilde işte en az bir eleman varsa örtem fonksiyonu nedir? Bunu şöyle de düşünelim arkadaşlar. B'deki her bir elemanın en az bir karşılığı varsa bu tarafta yani X'te yani bu tarafta bir karşılığı varsa bu B fon yani F fonksiyonu arkadaşlar örtem oluyor. Yani mutlaka buradaki elemanın X tarafından karşılanması gerekiyor. Tamam mı? Demiş ki diğer notumuzda A'dan B'ye örtem fonksiyonu olması için A'nın eleman sayısı B'ye eşit ve B'den fazla olması gerekiyor. Tersi olursa ne olur? Yani A'nın eleman sayısı 2 olsun, B'nin eleman sayısı 3 olsun mesela. Örtebilir miyiz? Örtemeyiz değil mi? Şu şekilde kalır. Buraya götüremiyorsunuz. Fonksiyon olmaz. Örtemiyorsunuz. Ya diyor A ile B arkadaşlar eşit elemanı sahip olacak. Bakın B'deki iki eleman alalım. Örtülmüş oldu. Yani tüm B kümesi örtülmüş oldu. İki eleman var zaten. Veya diyor ki A'daki eleman sayısı daha fazla olsun. B'de arkadaşlar daha az olsun. Dikkat ederseniz her halükarda örtülmüş oluyor. Dolayısıyla örtem fonksiyon olması için A'nın eleman sayısı yani şuradaki eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit ya da büyük olması gerekiyor. Eğer bir fonksiyon arkadaşlar örtem değilse adına içine fonksiyon denir. Tekrar söylüyorum. Eğer fonksiyon örtem fonksiyon değilse içine fonksiyondur. Örtem değilse içine diyeceğiz arkadaşlar. Ve A'dan B fonksiyon F A eşit değil B oluyorsa değer kümesinde açık eleman kalıyorsa yani örtülmüyorsa F fonksiyon içine fonksiyon denir. Burada da arkadaşlar A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçük olmak zorunda. İçine fonksiyon olması için arkadaşlar B'nin eleman sayısı daha fazla olmak zorunda ki örtülme şansı olmasın arkadaşlar. Örtülmüyorsa fonksiyon adı içinedir. Bir fonksiyon ya örtendir ya da içinedir arkadaşlar. Tamam mı? Yani çünkü örtense içine değildir. İçine ise örtense içine değildir. Doğru. İçine ise örten değildir. Tamam. Şimdi A'dan B'ye fonksiyonu hem birebir hem örten ise SA eşittir SB olmak zorunda. Hem birebir hem örten olması için arkadaşlar. Birebirlik şartı neydi? Birebirlik şartı arkadaşlar A'daki eleman sayıları B'deki eleman sayıları karşılaştığında B'dekilerin daha fazla olmasıdır. Çünkü herkes bir yere gidebilmeli. Örten olması için buradaki eleman sayısı arkadaşlar ne olacaktı? Eğer şu x olmasaydı birebir olmaz değil mi? Yani ancak ve ancak A'daki elemanla B'deki elemanlar eşitlediğimde ben birebir örten fonksiyon elde etmiş oluyorum. Burada arkadaşlar içine fonksiyonu örnek vermiş. Şurası açıkta kaldığı için geçiyorum. Bilgi notuna. İşte bunu biraz irdeleyelim arkadaşlar. Bu bilgi notunu irdeleyelim. Bir saniye. Şimdi
Tam sayılar an tam sayılar. Fx için m-x artı ne? Örten fonksiyon olması için m'nin artı 1 ya da eksi 1 olması gerekiyor. M'ye eksi 1 verelim mesela. Tamam mı? Px eşittir. Eksi x artı n. N de 5 olsun mesela. Örten midir? Ne demektir örten? Siz nereden? Z'den Z'ye yalnız. Bakın Z'den Z'ye. Yani tam sayıdan tam sayılara. Örten olması için buradaki eksi 1, eksi 2, eksi 3, işte 0, 1, 2 için mutlaka karşıda bir tane x sayısı bulabiliyor musunuz? Mesela eksi 1 için. Ne geliyor arkadaşlar? Eksi 6. Değil mi? İşte eksi 3 için. Yani sonuç eksi 3 olması için arkadaşlar ne gelmesi gerekiyor? Eksi 6 mı yazdık biz bunu? Eksi 1 olması için burası x oldu. Bir dakika arkadaşlar. 6 olması gerekiyor şu. Doğru. Eksi 2, eksi 3 olması için eksi 8. Yani 8 olması gerekiyor değil mi gençler? Yani burası artı 1 ya da eksi 1 olduğunda yani eksi x ya da artı x ile başlarsa z'den z'ye kesin arkadaşlar ne oluyormuş? Örten oluyormuş. Peki r'den r'ye fx eşittir mx artı ne birebir örtendir diyor arkadaşlar. M sıfırdan farklı bir sayı olmak zorunda. Örnek vereyim eksi 2, eksi 2x artı 5 tamam mı? Y eşittir. Bu bir doğrudur arkadaşlar tamam mı? Doğrudur. Şöyle ki doğrudur. X'e arkadaşlar 0 verdim. Y'si 5. Y'ye 0 verdim. 5 bölü 2. Şöyle geçen arkadaşlar bir doğrudur. Şimdi bu Y'nin arkadaşlar grafiği bu şekilde sonsuza gittiğini düşünelim. Tamam mı? Her grafik arkadaşlar nokta aldığında mutlaka bir Y görüyor mu arkadaşlar? Değil mi? Bu şekilde Y görüyor. Yani ben bunu böyle çizdiğimde yani Y ekseni paralel çizdiğimde mutlaka grafik kesiliyorsa her halükarda kesiliyorsa arkadaşlar örten oluyor. Ve arkadaşlar bu yatay çizgiler çektiğinde bir noktada kesiyorsa arkadaşlar birebir oluyor. Neden bir nokta kesince birebir oluyor? Çünkü bir x değer için bu değer alırken başka bir x değer için burası alıyor. Ve arkadaşlar görüldüğü üzere de doğru denklemi hep y'yi gördüğünden arkadaşlar y'yi yani tamamen şuradaki y dediğim kısım şu oluyor arkadaşlar. Bu kümeyi tamamen örtmüş oluyor arkadaşlar. Burada diyor ki fx eşittir ax kare artı bx artı c falan a sıfırdan farklı için birebir örten fonksiyon belirmez. Hem birebir hem de örten fonksiyon belirmez diyor. A sıfırdan farklı iken diyor. Örnekleyelim y eşittir x kare. Bunu düşünelim. Niye birebir değil bu x kare ifadesi? Eksi 1 de varsa artı 1 dersek farklı bir değer geliyor değil mi arkadaşlar? Bunu biliyoruz. Birebir niye örten değil? Burası arkadaşlar şöyle anlatalım. Almış olduğum x'leri x kareye götürüyor. Reel sayılar arkadaşlar. Reel sayılar. Sıfırın olduğu bölge. Burası artı, burası eksi değil mi? Siz buradaki x'i aldınız. Karşıya x kare olarak götürdüğünüzde sonuçta sıfırdır ya da artı kısmı dolduracağı için arkadaşlar eksinin karşılığı gelmiyor. Yani r'nin tamamı örtülmüş olmuyor. Ama bunu ben kalkıp r artı demiş olsaydım örten olurdu. Bunu biraz ilerledikten sonra gelelim arkadaşlar. 5. soruya. Şöyle bakalım. Aşağıdaki fonksiyonun içine ya da örten olma durumlarını inceleyin arkadaşlar. Ne dedim ben size? R'den R'ye arkadaşlar 3x eksi 1 doğru belirtiyor arkadaşlar. Hem birebirdir hem de örtendir. Az önceki not. R'den R'ye arkadaşlar bu örten midir ya da birebir midir? Birebir değildir arkadaşlar. Çünkü eksi 1 artı 1 aynı sayıya gidiyor. Buradaki eksi 1 artı 1 bire gidiyor arkadaşlar. Birebir değil. Peki örten midir? Gençler mutlak değerin sonucu nedir? 0 eşit ve 0'dan büyüktür değil mi? Evet. Eksiler var mı? Yani reel sayı tamam örtülüyor mu? Karşı eleman gönderdiğinde ne olmuş arkadaşlar? Şuradan bıçak gibi keselim. Sadece artı kısım ya da sıfır kısmı örtülüyor. Şu eksi kısımlar örtülmediği için arkadaşlar bu örten değil içi nedir? Yani birebir de değil örten değil. Yani birebir de içine arkadaşlar fonksiyonumuz. Tamam. Şimdi reel sayısı x kare artı 1'den 1'e sonsuza diyor arkadaşlar. Şimdi x karenin x karenin alacağı ek üçler nedir arkadaşlar? Nedir? Sıfırdır değil mi? Yani ben bunu en az sıfır verirsem çıkacak olan y en az 1 olur. Ben bunu arkadaşlar sıfırdan büyük özür dilerim bir değer aldığımda mutlaka birden büyük değer çıkmayacak mı? Mesela 0.1 daha yazsam, 1 daha yazsam, 2 daha yazsam, 3 daha yazsam mutlaka şu çıkan sonuç birden büyük olmak zorunda. Zaten arkadaşlar bu da bu karşılıyor. Yani bu örten 1. Ne bir midir gençler? Eksi 1 ve artı 1 r sayısını verdiğinde çıkacak olan sonuç ne? 2 çıkacaktır. Yani 1
Değildir. Gelelim diğer soruya. Evet arkadaşlar, Z'den Z'ye 2x eksi 1 arkadaşlar durumunu inceleyelim. Öncelikle 1'e 1 midir ona bakalım. Siz x'e hangi sayıyı verirseniz verin arkadaşlar, 1 de verseniz 2 de verseniz 2 katının 1 eksi farklı çıkar değil mi? 1'e 1'dir arkadaşlar. Zaten bunun arkadaşlar bir doğru gibi düşünürsek işte 1 için 2 için 3 için farklı farklı değerler gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 1'e 1'dir tamam. Örten midir? Örten değildir. Ne dedim ben size tam sayıdan tam sayı derken? Burasının artı 1 ya da eksi 1 olması gerekiyor dedim. Bunu başka türlü hani sonuç bir kuraldır. Bunu ezbere bilemeyebilirsiniz de. Şimdi ben diyorum ki örten olması için işte 1'in, 2'nin, 3'ün örtülmesi gerekiyor. Ve bunlara karşılık mutlaka bir x sayısının olması gerekiyor. Mesela 1 ise 1 için arkadaşlar 1 oluyor. 2 için arkadaşlar yani sonucu 2 yapan x'lere bakın 3 bölü 2, 1,5. Arkadaşlar burada 1,5 yok ki tam sayı. Ha, o halde şu 2 açıkta kalıyor. Açıkta kaldığı için arkadaşlar örten butun tamamı ne karşılık bir eleman bulunamadığına yani 2'nin karşılığı olmadığından örtülmemiş oluyor. Dolayısıyla örten değildir ama birebirdir. Örten değilse de içindedir arkadaşlar. Tam sayılardan arkadaşlar rasyonel sayıdır arkadaşlar diyor. Öncelikle birebir midir? Şimdi bu bir doğru denklem değil mi? Doğru denklem olduğu için en iyi bir doğru denklem olduğunu düşünelim arkadaşlar. Her bir farklı x tam sayısına karşılık mutlaka farklı bir sayı gelecektir. 1 için farklı, 2 için farklı, eksi 1 için mutlaka farklı. Çünkü farklı sayıların 1 eksenin 3'te 1'i farklı çıkacaktır. Dolayısıyla 1'e 1'dir. Peki örten midir? Örten olması ne demektir arkadaşlar? Buradaki her bir rasyonel sayının mutlaka arkadaşlar bir karşılığı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Rasyonel sayı düşünelim. 2'nin bir karşılığı var mı arkadaşlar? 2 yazarsak 6, 7. Evet 7'ymiş arkadaşlar falan. Peki. Rasyonel sayı ya bu. Ben bunu 1 bölü 2 diyeyim. Yani rasyonel sayının bir 1 bölü 2'sini örten bir yani karşılayan bir x sayısı var mı? 1 bölü 2 işledim. İşler dışarı çarptım. 2x eksi 2 eşittir 3'ten. 2x eşittir 5'ten. X eşittir 5 bölü 2. Yani 1 bölü 2 olması için x'in 5 bölü 2 olması gerekiyor. Fakat tam sayıda 5 bölü 2 diye bir eleman yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade 1 bölü 2 açıkta kaldığından örten değildir arkadaşlar. İç nedir? Ama 1 olacaktır arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Örnek 6'ya. 2n artı 7 3n eksi 10 olarak verilmiş arkadaşlar. Bu örten fonksiyonmuş. En büyük ve en küçük olması için. Örten fonksiyonu gibi formlar da ama diyelim ki unuttuk bunu. A mı büyük oluyordu, B mi büyük oluyordu falan. Ya şimdi A, B için arkadaşlar. Eğer benim aklınıza B büyük geldi. Mesela 2 eleman alın, 3 eleman alın. Örtün bakalım. Tüm karşıdaki elemanları bulun. İşte eleman kalıyor mu? Kalıyor. Demek ki A büyük B olmaması gerekiyor. A eşittir B olduğuna yani 2 eleman burada olsun. Şunu kaldıralım. 2 eleman burada evet örten olabiliyor. Eğer yani eşitlik durumunda olabiliyor. Eğer A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından arkadaşlar büyükse evet örten olabiliyor. Demek ki A'nın eleman sayısı büyük eşittir B'nin eleman sayısı olması gerekiyor örten olması için. Yani 2n artı 7 büyük eşittir 3n eksi 10 olacaktır. Bu karşıya 2n'den 3n'den 2n çıktı n. Eksi 10 artı 10 da geçti. 17. N sayısı 17'ye eşit 17'den küçük olmak zorunda. A'nın en büyük ve en küçüktür. En büyük zaten belli. 17. 17 eşit olur arkadaşlar baktığın zaman. 51, 41, 34, 41 mesela. Bir nasıl bulacağız? Bunlar birer nedir arkadaşlar? Eleman sayısı olduğundan. Yani 3n eksi 10 olması gerekiyor. Büyük 0 olması gerekiyor. Bakın burada yanımdan ne vardı? A ve B boş kümeden farklı eleman olacağı için büyük 0 diyorum. 3n büyüktür. 10'dan en büyük 10 bölü 3. Yani şöyle söyleyelim. N sayısı 17'den küçük fakat 10 bölü 3'ten büyüktür. 10 bölü 3'te 3,3 gibi bir sayı diyelim yaklaşık olarak. Yani en az kaçtır arkadaşlar bu durumda? 4 olacaktır. N 4 ise en küçük 4. En büyük de 17 olacaktır. 17 artı 4'ten cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 21 gelecektir. Şimdi FZ'den Z'ye arkadaşlar bir fx eşittir a artı 2x kare eksi 5x kare b eksi 2x artı ab fonksiyonun. Arkadaşlar biri bir örten fonksiyondur demiş. Buna göre f'nin alacağı değerler bulun demiş. Şimdi burada birebir ve örten olması için arkadaşlar yanıtları geçelim bakın. Bir kere x'li bir denklemin örten olması için z'den z'ye doğru denklem olması gerekiyor. mx artı n ve m'nin artı 1 ya da eksi 1 olması gerekiyor. Ve x karenin olmaması gerekiyor. X kare olursa arkadaşlar örten belirtmiyordu. Şimdi o halde ben şu x kareden kurtulmam lazım. X kareden kurtulmak için
Burası eksi 5x kare, burası da artı 5x kare olması gerekiyor. A'nın ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Bunlar gitti. Burası arkadaşlar, şu x'in katsayısı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Yazalım. A'ya 3 dedik. A 3 olarak dursun. Şimdi buradan b eksi 2 dediğim ya 1 olmalı ya da b eksi 2 dediğim eksi 1 olmalı. Buradan b 3 çıkar. Buradan b 1 çıkar. Şimdi yerine yazalım. Şuradan. Fx eşittir. Arkadaşlar a 3 zaten. O dursun. A 3 zaten. Şimdi b'ye 3 yazarsam burası 1. X yani. Artı a'ya 3. b'ye kaç dedik arkadaşlar? 3. 9 oldu. B'ye 1 verirsem 1 eksi 2 eksi 1 yani eksi x. F'ye ben 1 verdim. A zaten 3'tü. Bu da x artı 3 olacaktır. Şimdi F 7'yi soruyor bize. Bu 7'yi yazdığımda 7 yazdım. 7 9'a ne yaptı arkadaşlar? 16. Eksi 7 artı 3 ne yapar? Eksi 4. Bu değerler toplamı ne olacak arkadaşlar? 12 olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Geçelim arkadaşlar birim fonksiyon arkadaşlar. Birim fonksiyonu ben şöyle tanımlıyorum gençler. Çift dışı bir olarak arkadaşlar adlandırıyorum. Yani şöyle. İçine ise dışı diyor arkadaşlar. Tamam. Üst biri. Bir ise bir gösteriyor. İki ise iki. Keşke her insan böyle olsa değil mi? Şeffaf olsa. İçine ise dışı bir olsa arkadaşlar. Hepimiz birim fonksiyonu arkadaşlar. Bilebilsek keşke. 4 için 4. Yani içi dışı bir. İçine ise dışı da o olacak arkadaşlar. Bakın. Eksi 3 pi ise 1 eksi 3 pi. 2x eksi 3 ise 2. Yani içinde ne varsa arkadaşlar bunu dışına atıyor. Çok temiz arkadaşımız bizim. Burada dikkat etmemiz gereken şey A kümesinden A kümesine gitmesi gerekiyor. Tamam mı? Bunlar R kümeleri ve arkadaşlar tanım kümesi aynı olacak. E özdeş etkisiz fonksiyon anlamına geliyor. Aynı çarpmadaki mesela 1 kere 5, 6 kere 6 bir etkisi var mı? Yok. İşte buradaki fonksiyon da arkadaşlar içine ise içindeki de olduğu gibi dışarı çıkıyor. Fonksiyon bir etkisi yokmuş gibi düşüneceğiz. Birim fonksiyonda aslında f(x) eşittir x değil de i(x) olarak yani birim fonksiyonu gösterimlerinden bir tanesi i'dir arkadaşlar. I fonksiyonu birim fonksiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Örnek verelim. Birim fonksiyon olduğuna göre f(mn) kaçtır? İçeride ne var arkadaşlar? X. İçi dışı bir. Dışarıda x olması gerekiyor. X olması için x. Şunda sıfır olması gerekiyor değil mi? Durumdan ne olmuş oluyor? M dediğim 2m eksi 5 eşittir birden. 2m eşittir 6. M eşittir 3. N eksi 7 0 2 için arkadaşlar N eşittir ne geldi? 7. FMN yani 3 kere 7 21. Bu birim fonksiyon mu? Evet. İçi dışı bir. Cevap ne olacak arkadaşlar? 21 olması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Fonksiyonun birim fonksiyon. İçinde ne var arkadaşım? 3x eksi 2. İçi dışı bir. Yani dışarısı da arkadaşlar 3x eksi 2 olacak. 3x. X kare yok. Demek A eksi 1 olacak. 3x. Benim 4 olması gerekiyor. Eksi 2. Arkadaşlar C'nin 5 olması gerekiyor. Bu durumda F A artı B artı C arkadaşlar. 5, 4 daha 9, 8. Birim fonksiyonsa arkadaşlar iç dışı 1 olacağı için 8 olması gerekiyor. A1 gerçel sayı olmak üzere FR'den 2 çıkarmış. R'den 2 çıkarmış. Tanım kümesinden 2 ve V değer kümesinden 2 çıkarmış arkadaşlar. F eşittir. X kare eksi AX bölü X eksi 2 olduğuna göre F fonksiyonu birim fonksiyon olarak A değeri kaçtır diyor arkadaşlar. FA değeri. Şimdi şunu söyleyeyim gençler. Neden burada 2 çıkarmış? Demek ki payda 0 yaptığı için 2 çıkarmış. Bu niye 2 çıkarmış? Değer kümesinden tersine paydasını 0 yaptığını için arkadaşlar çıkarmış. Şu tersi alma şimdi daha sonra anlatacağız arkadaşlar. Şimdi burada ben x parantez alırsam x eksi a bölü x eksi 2 olur. Sonucun x ya burası. İçi dışı 1 olacağı için sonucun x çıkması için bunların birbirini götürmesi gerekiyor. Yani a'nın olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Tamam. O halde fx eşittir x olduğuna göre bu durumda f2 de eşittir. Yani arkadaşlar ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi 11. FR'den R'ye arkadaşlar. 3x üzeri m eksi 2 ax artı b olduğuna göre birim fonksiyon olduğuna göre m, a, b sıralı üçlülerini arkadaşlar bulalım. Bunun sonucunun x çıkması gerekiyor değil mi? X çıkmasın. İki tane x durum var. Ya buranın x gelir ya buranın x gelir arkadaşlar. Buranın x gelmesi için m'nin 3 olması gerekiyor. Değil mi? Ne oldu? 3 olursa 3x olur mu arkadaşlar? 3x olur. Fakat x çıkması için demek a'nın ne olması gerekiyor? Eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 2x. Arkadaşlar b'nin de 0 olması gerekiyor. Durumda sonuç x çıkar. Yani içi dışı bir olacak ya. X çıkması gerekiyor. O
Halde arkadaşlar m dedim 3, a dedim eksi 2, b dedim arkadaşlar 0 olur. 3'e eksi 2 0. Bir tanesi bu. 3'e eksi 2 0. Bunu arkadaşlar yazdık. Bir de şu x'ten dolayı sonuç x gelmesi gerekiyor. Yani a'nın 1 olduğunda x geldi. Peki burası ne olması gerekiyor? X'ten x sonucun x gelmesi için ben burada 2 yazarsam, yani burada x'ten kurtulmam gerekiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 üstleri 0 oluyor. 1 artı x oluyor. Burası arkadaşlar şu 3'ü götürmesi için ne olması gerekiyor? Eksi 3 olması gerekiyor. Yani şu şekilde. Yani sonuç x gelmiş oldu. Yani bu durumda m2 a1 b'de arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 3 olması gerekiyor. P1'in fonksiyonu olduğuna göre arkadaşlar a değerini bulun diyor arkadaşlar. İçi dışı 1. 1 eksi 2a olduğu için hemen 1 eksi 2a yazarım. Artı 17 için 17 yazarım. A için a yazarım. Ve a için. Şimdi ben eksi 2a'ya karşı atarsam burası 3a oldu. 17 1 çıkar. Ne oldu? Ekle 18. Eksi 3'ü karşı at artı 3. Burası 21 oldu. Bunun arkadaşlar a ne gelecektir? 7 gelecektir. Şimdi gelelim sabit fonksiyon arkadaşlar. F A'dan B'ye tanımlanan bir F fonksiyonun tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesine yalnız bir eleman eşliyorsa F fonksiyonu sabit fonksiyon diyor arkadaşlar. F eleman B olmak üzere F'e C olacaktır. Bakın hepsi bir yere gidiyorsa, sabitlenmiş bir yere gittiyse arkadaşlar bu sabit fonksiyondur. Mesela burada 4 elemanlı bir B kümesi var. Kaç tane sabit fonksiyonu tanıyabiliriz? İşte C'ye gidenler 1. Hepsinin A'ya gittiği 2. B'ye gittiği 3. D'ye gittiği 4. Yani B'nin eleman sayısı kadar sabit fonksiyon tanımlar arkadaşlar. Peki sabit fonksiyon dedim. Fx eşittir 5. İçinde x olmaz. Eğer x olursa 1 5'e giderken 2 10'a gider. Farklı yere gider değil mi? Eğer x olmazsa 1 de 5'e gider, 2 de 5'e gider, 3 de 5'e gider değil mi arkadaşlar? X olmaması gerekiyor. Burada neymiş arkadaşlar? R'den R'ye fonksiyonda x kare x var değil mi arkadaşlar? Benim bu x'lerden kurtulmam lazım. Yani şuraları ne yapmam lazım? 0 yapmam lazım. Yani a'nın 2 arkadaşlar. B'nin eksi 1. A'nın 2. B'nin eksi 1 arkadaşlar. Yazmam gerekiyor. Yani fx dediğim bunlar gidecek. Eksi 2 artı 3'ten 1 olacaktır. C değeri nedir diyor. Ne olursa olsun arkadaşım zaten sonuç nedir? 1'dir. Hangi sayı sorarsa sorsun. Sabit fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar fm değeri nedir diyor. Bizim arkadaşlar x'ten kurtulmamız gerekiyor mu? Sabit fonksiyon x yok değil mi arkadaşlar? Yani m yerine ne yapmam lazım? Yazmam lazım. Sonra 2 çarpı x üzeri 0 1 olur burası. M dedim arkadaşlar 1. 1 artı 3. Yani fx dedim 2 3. Fx dedim arkadaşlar ne olacaktır? 6 olacaktır. Bu durumda bize neyi sorarsa sorsun fm f1 soruyor. Cevabımız 6 olacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu önemli. ABCD sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere tanımlı olduğu aralıkta AX bölü artı B bölü CX artı D fonksiyonu sabit fonksiyon ise A bölü C, B bölü D'dir diye soruyor arkadaşlar. Örnek verelim. 4x artı 2 bölü 2x artı 1. 4 bölü 2, 2, 2 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Bunun sonucu 2'dir. X'e ne yazarsanız sonuç 2 çıkacak. Sebebini söylüyorum. Yukarıdaki 2 parçası aldığınızda bakın şu 2x artır. Yani x'ten bağımsız olduğu için gidiyor arkadaşlar. Yani hep 2 çıkıyor. Yani şu oran cevap oluyor arkadaşlar bize. Eşit çıkıyor arkadaşlar. A bölü C, B bölü D'ye sabit fonksiyon olması için. Şimdi tanımlı olduğu aralıkta sabit fonksiyon olduğuna göre k çarpı fk nedir arkadaşlar? Sabit fonksiyonsa diyeceğiz ki 6 bölü 2 eşittir. Eksi 15 bölü k'dan içler dışı çarpımı 6k dedim. Eksi 30'dan k arkadaşlar eksi 5 gelecek. Bana sordu. Eksi 5 çarpı f eksi 5. Arkadaşlar bu f eksi 5 neye eşittir? 6 bölü 2 eşittir arkadaşlar. 3. Cevabımız arkadaşlar buradan eksi 15 olacaktır. Eğer bu formülü unuttuysan ve k'yı bulmakta zorlanıyorsan şöyle bir şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani f 0 bir kere f 1 eşit değil mi? f 2 eşit değil mi? Hepsi birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Sabit fonksiyon olduğuna göre. Şunu alırım. F 0 derim. Eksi 15 bölü k. f 1 yani x'e 1 yazarım. Arkadaşlar şöyle yazalım. 6 eksi 15 ne yapar arkadaşlar? Eksi 9. Burası da 2 artı k'dan. 3 eksi 3'e böldüm. 3 eksi 3'e böldüm 5. İçler dışlar çarpımı. 10 artı 5k dedim. 3k'dan. Eksi 2k. 10 eşittir eksi 2k'dan arkadaşlar ne? Eksi 5 bulmuş olur.
Evet. Gerçel sayı artanla f sabit. F birim fonksiyon olduğuna göre şu ifade sonucu ne dedi soruyor. F sabit ya. F x arkadaşlar c diyelim sabit olduğu için. Ben içine ne yazarsam yazayım artık bu sabit fonksiyon olduğu için ben buna c derim arkadaşlar. Komplesine ne derim? G. Yani g c artı 14 eşittir. 2 çarpı zaten hep c artı g 17. Şimdi sabit kısmı atladık. Yani hallettik. G birim fonksiyon. İçi dışı bir. İçinde var. G artı 14 var. 2C. İçinde var arkadaşlar 17. Bu karşı attım arkadaşlar. G. Bu karşı attım. Eksi 3. Yani fonksiyonumuz, bizim saat fonksiyonumuz aslında eksi 3'müş. Yani bunların hepsi eksi 3, eksi 3 arkadaşlar. Eksi 3, eksi 3 değil. G bu dikkat edin. G değil. Yani birim fonksiyon iç dışı bir. Yani burası arkadaşlar sadece 135 olacak. Burada 45 tane eksi 3 var değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 45 tane eksi 3. Eksi 3 çarpı 45 artı 135'ten burası 135. Eksi 35 bunun cevabı arkadaşlar ne olacaktır? 0 olacaktır. Elemanları rakamlara oluşan AN kümeleri AN arkadaşlar 1, 2, 3, N kümesinde şeklinde tanımlamışlar arkadaşlar. Fn, An'den doğal sayılara. Fn, tanım kümesindeki her elemanı basamaklarından birinde kendisinin de bulunduğu en basamaklı sayma sayısına eşleyen bir fonksiyondur. Örnek veriyorum 2 yazalım. F2, tanım kümesindeki her elemanı. Bakın, F2, A2 demek değil mi? A2 dediğim olay sadece 1 ve 2'dir arkadaşlar. 2 elemandan bahsediyoruz. Tanım kümesindeki her elemanı, yani 1 ve 2, basamaklarından birinde kendisinin de bulunduğu en basamaklı, 2 basamaklı sayı olacak. Yani ya 1, 2 ya 2, 1. Sayma sayısına eşleyen bir f fonksiyonu olsun diyor arkadaşlar. Bakın 1, 2 ya 12 ya 21'e gitmesi gerekiyor. Tamam mı? Buna göre en küçük eşittir 4 için kaç farklı sabit fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi ben burada arkadaşlar n1 aldığımda f1 olarak baktığımda a1'den n'ye gitmesi gerekiyor. A1 dedim arkadaşlar zaten sadece 1'dir. 1 olduğu için arkadaşlar sadece 1 1'e gider. Bir durum. F2 dediğim zaman a2'den n'ye yani 1 2'yi arkadaşlar ya ben bunu 12'ye göndermem lazım ya da 21'e göndermem lazım. Burada kaç durum var? 2 durum. Peki F3 dersem bu A3'e karşılık geldiği için yani 1, 2, 3'ü arkadaşlar neye göndereceğiz değil mi? Diyor ki en basamaklı yani 3 basamaklı sayılar olacak ve her basamakta bu elemanlar bulunacak. Yani ya 1, 2, 3 olur ya 1, 3, 2 olur ya 2, 1, 3. Yani kaç tane var arkadaşlar? Bunların tekrarısı kadar yani 3 faktöriyel. O halde soru şu oluyor aslında. 1 için 1 faktöriyel. 2 için 2 faktöriyel. 3 için 3 faktöriyel. Arkadaşlar 4 için de 4 faktöriyel olması gerekiyor. Yani sabit fonksiyon sayısı nedir? Mesela hepsi 120 çeşitleri bir durum. Başka sabit fonksiyon 132. Bunlar teker teker saydığımda 6 tane durum gelir. 1 artı 2 artı 6 artı 24'ten bunun cevabı arkadaşlar 33 olacaktır. Evet. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar şu. A ve B realse A sıfırdan farklı olmak üzere R'den E tanınan F fonksiyonu kuralı AX artı B. Arkadaşlar zaten AX artı B bundan sonra doğru denklemi. Bunu 2X artı 5 yazdığınızda bunun grafiği şöyle bir şey çıkacak. Yani çizdiğimizde bu yüzden adı doğrusal fonksiyonu arkadaşlar. Doğru denklem olduğundan arkadaşlar. Tamam mı? Fx eşittir AX artı B biçiminde ifade edilebiliyor ise F fonksiyonu doğrusal fonksiyonudur. Ve F R'den R'ye Fx eşittir AX artı B doğrusal fonksiyonu bir ordu düzleminde konuşabilsem bir doğru belirtir. Yani arkadaşlar x'li bir ifade olmayacak değil mi? Garanti. Doğru demiş ki doğrusal fonksiyon olduğuna göre x'ten bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Yani x kare x küpten bahsetmiyoruz. Sadece x olacak. A sıfırdan farklı değil. Yani burası sıfır olmayacak. Yani sabit sayı olmayacak arkadaşlar. O halde x küp yani şurasının sıfır olması gerekiyor. X kare buranın da arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Buradan n eşittir 2m gelir şuradan arkadaşlar. Burada m artı n eşittir 6. N yerine 2m yazarsam 3m eşittir 6'dan m eşittir 2. M eşittir 2 ise n de arkadaşlar
E'de ne gelecektir? 4 gelecektir. Yerine yazalım. Fx eşittir. Şunlar 0 oldu. Ne eksi ne? Yani 2 eksi 4 yani eksi 2x artı 3 mi? 3 kere 2 6 olmuş oldu. F1 değerini soruyor arkadaşlar. Bunun da cevabı gençler 4 olacaktır. Şimdi F13 eksi 4, F8 10 ise F10 değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Biz eğer doğrusal fonksiyon diyoruz hemen aklınıza Fx eşittir A çarpı X artı B gelecek. Tek yazacaksınız. F13 yani X yerine 13 yazacağız arkadaşlar. 13A artı B. Şuraya yazalım. 13A artı B eşittir. F13. F13 kaç arkadaşlar? Eksi 4. Daha sonra F8. X yerine arkadaşlar 8 yazıyorum. 8A artı B. 8A artı B. Ben 8, F8'in kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 6 olduğunu biliyorum. Bu denklemde A'yı B'yi bulacağım arkadaşlar. Eksiye çarpıp taraftarı toplarsam 13 tane 8 çıktı. 5'e. B'ler nakavt oldu. Eksi 6, eksi 4, eksi 10'dan. A dedim eksi 2 geldi. A eksi 2 ise burası eksi 26. Artı 26 diye geçti. B'de 22 oldu arkadaşlar. Şimdi fonksiyon ax artı b olduğuna göre a'yı eksi 2, b'yi 22 yazarsam yani şu olacak. fx eşittir. Eksi 2x artı 22 olacaktır. Buradan f10 diye sorduğunda eksi 20 artı 22'den arkadaşlar ne olacaktır bu cevabı? 2 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Şimdi size başka bir yöntem daha göstereyim. Herhalde çok kullanmasam da sevdiğim yöntemlerden bir tanesi yine de. Şöyle ki. Şimdi. F8 kaç? 6. Burada F9 var. F10 var. Değil mi? F11. F12. Bunu kısa olarak da anlatacağım arkadaşlar size. F13. F13 kaç vermiş? Eksi 4. Şu arada kaç tane bölme var? Ve bu bölme arkadaşlar eşit uzunluk olarak bakın. Şunları eşit gibi bakın arkadaşlar. Şöyle. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane eşit aralık var. Tamam. Alttan eksi 4'e ne kadar mesafe var? 10 mu? 5 mesafe olduğu için onu 5'e böldüğümde geldi 2. Ben bu arkadaşlar sayı azalarak gittiği için ikişer ikişer azaltacağım. 6 eksi 2, 4. 4 eksi 2, 2. 2 eksi 2, 0. 2 eksi 0 eksi 2, eksi 2, eksi 4. Bakın direkt gelmiş oldu. Bu da şöyle, bu aralıkları teker teker saymadan şöyle yapabilirsiniz. Bakın. 8'den 10 çekeceğiz ya. 13'ten 8 çıktı kaç? Bu 5. Bu 5 aralığa karşı gelir. 6 eksi 4, 10 tane durum var arkadaşlar. 5 birim, 5K diyelim mesafe 10 olacaktır. K2 yani o mesafe 2 olacaktır. Azalarak için eksi 2 diyebilirsiniz. Arkadaşlar F doğrusal fonksiyon olarak verilmiş bize Fx fonksiyonunun kuralını bulunuyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar biraz dikkat etmeniz lazım. İşlem kalabalığı var. Şimdi fx eşittir. A çarpı x artı b doğrusal fonksiyon dediği için. F2x artı 1 demek de x yerine 2x artı 1 demektir. Yazmak demektir. Fx eksi 2 de ax artı b de x yerine x eksi 2 yazmak demektir. Şimdi ikisini de taraf tarafı topladığında arkadaşlar burası f2x artı f(x) eksi 2'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 6x artı 8. Şu denklemi a'yı dağıtalım arkadaşlar. 2ax artı a artı b. Bunu dağıtalım arkadaşlar. ax eksi 2a artı b. Şu x'ini toplayalım. Topladığımızda 2ax. A'x'i buradan ne olacaktır? 3ax. Artı a eksi 2a. Eksi a. B de b'yi toplarsam arkadaşlar ne gelecektir? 2b gelecektir. İki ifade birleşirse bu tarafta 6x varsa bu tarafta 6x olması için a'nın olması gerekiyor. 2 olması gerekiyor. Bu taraf 8 ise sabit sayının 8 olması gerekiyor. Yani eksi a artı 2b arkadaşlar 8. A'ya 2 yazdım da eksi 2 artı 2 diye geçer. 10 b'ne geldi 5. B 5 a da arkadaşlar 2 olduğuna göre ax artı b 2x artı 5 fonksiyonun kuralı olacaktır. Evet, f, r'den r'ye doğrusal bir fonksiyon. F, fx artı 1, 9x artı c ve f 0, 1 olduğuna göre f, c'nin alacağı değerleri bunlar. Bir kere şöyle söyleyelim. Doğrusal fonksiyon dediğine göre bir kere bizim formülümüz fx eşittir
AX artı B. Bu F0 1 ise, hani F0 1 olması için B'nin olması gerekiyor? 1. Yani aslında bizim fonksiyonumuz FX eşittir AX artı 1'miş arkadaşlar. Şimdi şurada FX yerine yazalım. FX yerine AX artı 1 artı 1 eşittir 9X artı C. Yani F AX artı 2 eşittir 9X artı C olmuş olur. Bakın şu ifade bulmam lazım değil mi? AX artı 2. Yani şurada X gördüğüm yere AX artı 2 yazmamız gerekiyor. Yazamadım. Şimdi F AX artı 2 eşittir. Arkadaşlar 9X artı C. Önce şurada yazalım. A çarpı AX artı 2 ne yazdım? Artı 1. Şu zaten nedir arkadaşlar? 9x artı c'ye eşit. Bunu dağıttığım zaman arkadaşlar a'nın karesi x artı 2 çarpı a artı 1'den 9x a kare eşit olmak zorunda. Çünkü 9x x karşılığı eşit olacak arkadaşlar. Yani a kare eşittir 9. Buradan arkadaşlar c dediğimde 2a artı 1 eşit olacaktır. Şimdi a yerine 3 ya da eksi 3 yazabilirim. A yerine 3 yazarsam C dedim 7. A yerine eksi 3 yazarsam eksi 6 artı C dedim. Eksi 5. Şimdi FC'yi söyledim arkadaşlar bize. Şimdi FX'imiz zaten belli. Bakın AX artı arkadaşlar 1'di. Yazalım şuraya. FX eşittir. A dedim neydi? 3'tür. Ya da eksi 3'tür. 3 olursa 3X artı 1 olur. Ve FC. Ama 3 olmadığında C kaç? 7. Yani bana F7'yi soruyor. 3 kere 7. 3 çarpı 7 artı 1'den 22 tanesi. Eğer a'yı ben eksi 3 alırsam, yani fx eşittir eksi 3x artı 1 alırsam, bu sefer c'si eksi 5 olacağı için bizim f eksi 5'i bulmamız gerekiyor. Şöyle. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? 16 olacaktır. 16 biri 22. Evet. Tamamdır. Gelelim diğer örneğimize. Şöyle yapalım. Biraz küçültmem lazım arkadaşlar. Diyor ki sevgili gençler soruda online alışveriş yapan Deniz beğendiği 10 liralık bir kalemi sepete ekledikten sonra arkadaşına da hediye almak isteyip ürün sayısını 2'ye çıkardığında ödeyeceği tutarı 18 TL olarak görüyor. 20 beklerken 18 görmüş. Deniz kalem sayısını arttırdıkça çıkan fiyata bakarak kalem sayısı ile ödenecek fiyat arasında doğrusal bir ilişki, doğrusal bir fonksiyon yani olduğunu görüyor. Deniz 10 adet kalem aldığında kaç lira öder? Yani diyor ki doğrusal ilişki Fx eşittir. X kalem alınacak kalem sayısı Ax artı B'de arkadaşlar bu durum ne oluyor? Fiyat olmuş oluyor. Bir kalem aldığında F1 eşittir 10'muş. 2 kalem aldığında 18'miş. He. Yazarsam A artı B eşittir 10. 2 yazarsam 2A artı B dedim 18. Eksiyle çarpıp taraf tarafı topladığında A eşittir 8. A 8 ise B de 2 olacaktır. Yani Fx dedim AX artı B yani 8X artı 2 olacaktır. X yerine 10 yazarsam 10 cevabı arkadaşlar 82 olur. Evet, gelelim arkadaşlar parçalı fonksiyona. Şimdi, kanal kümesinin aralıklarında farklı kurallarla tanımlanan fonksiyona parçalı fonksiyonudur. Fr'den r'ye, a küçük b, a b'den r, x sonsuzdan a'ya, a'dan b'ye ve b'den sonsuza şeklinde parçaladığımızda yani a'dan küçük değerler a ile b arasında ve b'den büyük değer için fonksiyonumuz a'dan küçük için gx, fonksiyonumuz a ile b arasında hx, fonksiyonumuz b'den küçük rx olarak şeklinde yazıldığında arkadaşlar buna parçalı fonksiyon diyoruz. Tanım kümesindeki parçalanmaların olduğu uç noktalar arkadaşlar kritik nokta. Yani buradaki a'lar, b'ler arkadaşlar nedir? Kritik nokta olur. Fx, x ve x fonksiyonu ise parçalı fonksiyon dalları denir arkadaşlar. Bakın örnek üzerinden daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Fr'den r'ye arkadaşlar bir fonksiyon ve fx eşittir 2x eksi 1, x küçük eksi 1, fx eşittir x kare artı 3, x büyük eksi 1 olduğuna göre bu ifade bunu diyor. Bunun anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer x büyük eksi 1 ise, yani şu şekilde ise, fx fonksiyonumuz şu. Yani 2x eksi 1'dir. Eğer x büyük eksi 1 ise arkadaşlar, fx fonksiyonumuz x kare artı 3'tür. Tamam mı? Şimdi f eksi 5. Eksi 5 dediğim sayı arkadaşlar,
Eksi 1'den küçük olduğu için ben f eksi 5'i burada kullanacağım. Yani eksi 11. Yani eksi 5'i burada kullanacağız. Evet. F eksi 1. Eksi 1 zaten bunda değil mi arkadaşlar? Buraya eşittir. O haline ben bunu da kullanacağım bu eksi 1'i. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 daha eksi 3 olacaktır. P 0. 0 arkadaşlar alt taraf değil mi? Eksi 1'den büyük. O halde fonksiyon olarak kullanmam gerekiyor. O da artı 3 olacaktır. Cevabımız gençler buradan eksi 11 olacaktır. Şimdi gelelim 24. örneğimize. FA 17 olduğuna göre A değerini bulun arkadaşlar. Bakın. Sonuç 17 gelmiş değil mi? Ne demek biliyor musunuz? A'yı yazdık buraya veya buraya. A bunları da sağlaması gerekiyor. Tamam mı? Buldun değerler. Mesela A'yı ben burada 1 buldum. Evet. O zaman doğru diyeceğiz. 3 bu, 5 bulsa mesela burada yanlış diyeceğiz. Mesela bakın. A yerine yazıyorum. 2A artı 5 eşittir 17 diyorum. Bu da A yerine yazıyorum. 3A artı 2 eşittir 17 diyorum. Karşı attım. 2A eşittir 12'den A ne geldi? 6. Arkadaşlar buldum 6 diye burayı sağlıyor mu? A dedim 6 ya. A 3'ten küçük. Buradan büyük çıktı. Bu sağlamaz. Karşı attım arkadaşlar. 3A dedim 15'ten arkadaşlar. A ne geldi? 5 geldi. Buldum arkadaşlar denklem ben A'yı buraya yazdım ya. Demek ki bulacağım A değeri 3'ten büyük olacak. Evet sağladım sağladım. Demek ki A değeri neymiş arkadaşlar? 5 olacakmış arkadaşlar. Gelelim gençler şu soruya. Fonksiyonu birebir olması sağlayan M sayısını arkadaşlar en geniş değer alanı bulalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir şey yazayım ben söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın şu 2'yi yazdım buraya. 2'yi yazarsan ne oldu? 9 geldi mi? Ha, o 2x artı 5 9 olamıyor değil mi? 9'dan büyük mü olur küçük mü olur? 2x artı 5 arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 1 verirsem 7. 1 verirsem 7. 2 verirsem 9. Eksi verirsem ne olur arkadaşlar? 3. Bu doğrusal fonksiyon değil mi? Doğrusal fonksiyon arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Doğrusal fonksiyon şu öndeki işaret artıysa bu büyük değer verdikçe sürekli artan bir fonksiyon demektir. Eğer burası eksi ise arkadaşlar büyük sayılar verdikçe yani büyük sayılar verdikçe sonuç azalan demektir. Şimdi ben burada 2 verirsem 9 olacak ya. Peki 2'den küçükler için arkadaşlar bu 9'dan küçük olacaktır. Yani fonksiyonumuzun değeri arkadaşlar burada 9'dan küçük olması gerekiyor. Ben buraya arkadaşlar 2 verirsem ne olacaktır? Px değeri 6 artı m olacaktır. Şimdi c1 olması ne demektir arkadaşlar? Fonksiyonun arkadaşlar x'e değer verdikçe farklı sonuçlar çıkması yani farklı x değerler için farklı sonuç gelmesi gerekiyor. Ben 2'den küçükler için 9'dan küçük değerler buluyorsam 2 eşittir 2'den büyükler için arkadaşlar 9 eşittir 9'dan büyük değerler bulmam lazım ki arkadaşlar x'e 3, 4, 5 verdiğimde arkadaşlar şunlarla bir araya gelmesinler. Yani bir araya gelirken aynı sayı vermesinler. Mesela f1 atıyorum 5 ise sallıyorum şu an. F1 7. İşte şurada da f4 de 7 olmasın. Dolayısıyla 9 eşittir 9'dan büyük olması gerekiyor. Birebir olması için. Bu 6'yı karşı atarsam arkadaşlar m dedim. 9 eksi 6 3. 3 eşittir 3'ten büyük. Yani 3 ile sonsuz arası olacaktır arkadaşlar. Evet, 26. örnek. Diyor ki arkadaşlar g'de r'den r'ye bir fonksiyon f eksi 2 x eksi 1 g x de 2 çarpı f eksi x f eksi 3 k ise yani k eleman tanısında 3'ün katıysa f kare eksi x f eksi 3'ün katı ise k eleman z. Buna göre g5 ve eksi g0. Karışık bir soru gibi duruyor. Bak şimdi g5 yazacağım ya. G5 yazınca f5 lazım değil mi bana arkadaşlar? Eğer f5 3'ün katıysa bunu kullan diyor. 3'ün katıysa bunu kullan diyor. Şimdi ben f5'e bakıyorum. F5'i yazdım. 2 kere 5, 10, eksi 1, 9. 9, 3'ün katı olduğundan arkadaşlar G5'i bulurken şunu kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şunu kullanmam gerekiyor. 2 çarpı F5 eksi 5. F5 çünkü arkadaşlar 3'ün katı. 9 geldi burası. 9 kere 2, 18. 18'den 5'ti. 13 gelecektir. G0. Bakın ben G0 için F0 lazım ya. F0 ne geldi? F0 eksi 1 geldi. Eksi 1 3'ün katı mı? Değil. O halde bunu kullanmam gerekiyor. Halde G0 eşittir. F kare 0 eksi 0'dan. F0 eksi 1 olduğundan. Eksi 1'in karesi yani 1 oldu. 13 eksi 1'den 12 oldu. Evet gençler. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışın. Bol soru çözün. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.